18. Ayva Kupası'nda son grup maçıyla beraberiz. Hacettepe ile Bilkent takımının erkek Hacettepe ve Bilkent'in erkek takımları karşı karşıya geliyor. Yarın çapraz maçları ve sonraki gün 3. lig, 4. lig ve final maçları oynanacak ve Ayva Kupası'nın Cumhuriyet'in 100. yılındaki kupası madalya sahipleri bulunacak. Hacettepe ve Bilkent bir önceki maçlarında başkenti farklı yendiler. Bu B grubu sanıyorum. B grubunun liderlik maçı. Hacettepe beyaz formayla, Bilkent klasik mavi, kırmızı mavi formasıyla sağda. Ve Hacettepe ilk hücumu aldı. Kafayeli Polat'la topu geçirmiş takip. Şimdi orada Özdemir. Bugün farklı bir gol. Egemi Uğur Türk. Şimdi tek gol orada. Kota'ya yüklendi pası. Çağız'ın bırakayım mı? İki serbest satış kullanacak. Orada faulü. Hacettepe'nin bir önceki maçtaki gibi faulü Sarpaz Altama çaldılar. Takımımızda bugün 20 numarayı izleriz. Hacettepe'nin bir önceki kız maçında olduğu gibi yani pot altında bir fiziksel olarak küçük bir avantajı var Bilkent'e karşı. Ama bakalım gardlarımız o arayı kapatabilecek mi? Göreceğiz. Daha ilk 5'te şu an Efes Altyapı'nın. Geçen sene uzun saçlıydı sanki. O saçları kestirmiş mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hala uzun bir getirdiler. Ben de. 1-0'da geldi Hacettepe'nin. Şimdi ilk hücumu yapabilirsin. Sarp orta mesafeyi kullandı. Serbest atış çizgisinde isabeti buldu. Şimdi Hacettepe ucunda topu hızlı getirdiler ama frene basıldı. Şimdi orada bir sete oturacaklar mı yoksa? Evet, top Kazım'ın bıraktığı yerde Talha Emir Polat. Talha'nın atışıya isabeti yok. Sarpaz Altan'da Bilkent topu getiriyor Sarpaz Altan'da. Sarp perdesini aldı. Sarp yüklendi, kağıda oynadı. Top kaybı var mı? Orta Asyalı kardeşimiz ilk atışında isabetini buldu. Ben ona Orta Asyalı diyorum. Burada duyuyorsa kusura bakmasın kendisi. Pot altında faul çıktı. Orada Kaan. Aynen, Kaan'a ilk faul. Faul yaptı isimde Egeberk. Evet, sağda açık ara en uzun boylu oyuncu. İlk atışı kaçtı. İkinci atış için geliyor şimdi Egeberk. Bunda da isabet yok. Şimdi hızlı getirdi topu. Melih Holo basket. Şimdi iki sabit satışı birlikte kullanacak. Bakalımız. Dört dedik üstünlüğü var bir kent maçtasının. Daha maçın çok başı. İlk 2 dakika itibariyle. Daha maçın çok başı. Belli olmaz bu işler. Dört faali, üçünü kaçırdı az önce Hacettepe üniversitesi. Faydalandı. Aşağıda olduğumuz kurgun hafızında kameralarımız. Kameralarımıza poz verdi. Evet. 2'de 2 ile ayrılıyor Melih. Evet, faali kaçırmadık. 2'de 2. 2'de 2 ya fauller. Şimdi Kaan Karın atıyorum. Orada Can Yardım. Şimdi orada perdeden çıkartmayı başardılar. Atışta isabet yok. Evet, Bilkent top olacak. Orada bir rebound mücadelesinde. Tamam, Emir Polat'tan çıktı top. Yani. Emir'den çıkan top. Bilkent hücumu olacak. Oo. Kaptan biraz hızlı bir giriş yaptı da tehlikeliydi sanki o hareket de neyse. Melih Hulu Sarpaz Altan'a bıraktı. Melih Hulu
Gönderdi havaya, sabitli olmadı. Harika bir can yardım çağrı. Sol turnike. İki kişi arasından çok zor açıldı. Orada Özdemir. Demir orada faalini yaptı. Sportmenlik dışı, sportmenlik dışı beklentileri var ama. Yani bu ben ama, şey diyorum diyorum. Yok, seyirci baskısı. Aynen, yani seyirci baskısı ve işte hakemin kafasına girme çabaları. Her sporda gördüğümüz bir olay bu ya. Ve steps var. Fark kararı. Fark kararı çıktı. 13 numara. Özdemir Sennaroğlu. Yardımcı kaptanımız. Evet, bu Hacettepe listesi de bu arada görmüyorsunuz ama Hacettepe listesinde de oyuncular rastgele yazıldığı için şey arada bir karıştırabiliyoruz oyuncuların adını ilk defa gördüğünüz için. Kusura bakmayın arada isim karışıklığı olursa. Bunu ben çok yapıyorum. Ata benden çok daha az yapıyor. Evet, sağ, Emre posta sağlam durdu ve top kaybını zorladı. Şimdi topu Ege Berk'le getiriyor. Alçak posta oynattırdı şimdi orada Özdemir'e. Özdemir oynayamadı. Botayı Can çok iyi kararttı Kaan'la. İçeriden çıktı. Şimdi topu getiren oyuncumuz Can Yardımcı kaptan. Neda Fahri Öne'ye yakın gitti. Şimdi Kaan Karaca çok güzel. Alçak posta oynattı. Şimdi Kaptan Emre topu Ege Berk'e gönderdi. Ege Berk topu getirdi ve bir hatalı yürüme daha orada anlaşamadılar kendi aralarında. 1 numaralı Kaptan Emre Vursuk'la 9 numaralı Ege Berk. Ve Bilkent yani hemen kaybettiği topu geri kazandı. Şimdi bizim hücumumuz Sarp'a hemen baskı var. Sarp kendisi çıktı oradan. Potaya mı gidecek? Pas pekini gösterdi. Orada Melih pasını aktardı Sarp'a. Köşede. Sarp dip çizgi değil ama köşeden üçlüğü buldu. Sarp Özarta. 8 birlik üstünlüğümüz var. 9 birlik üstünlüğümüz var. Kusura bakmayın. Ve şimdi Efes'e sanıyorum. Evet, Efe topu getirdi. Topu getiriyor. Bakın çıkacak mı oradan? Topuna bir daha Melih'ten. Melih. Bu kolay bir basket olması lazım. Melih adına. Melih onu skoru 11'e 1 1'e getirdi ve Hacettepe molası. Hacettepe'nin molası dönüşünde 11'e 1'lik üstünlüğümüz var. İlk yarının bitmesine 5 dakika 57 saniye var. Şimdi Hacettepe topu kenardan oyuna sokacak. Aynen, Efe oyunda biraz önce molayı zorlayan top kaybını yaptı. Orada Melih'in müdahalesiyle. Orada yine bir top kaybı. Güzel bir müdahalemiz var. Kimden olduğunu anlayamadım tam olarak ama sanırım orada Kaan müdahale etti son numara topa. Aynen, sonra Kaan topa müdahale etti orada yanlış görmediysem. Melih bir üçlük yolladı mı? İsabeti bulamadı. Batıkan hücum ribaundunda. Ribaundlarda aktif yani. Bakalım pot altında aktif böyle devam etmesi dileğiyle takımımız adına 13'e 1. Hacettepe'den karakteristik olmayan şekilde soğuk bir başlangıç. Ve orada Kaan'ın müdahalesi var topuna. Orada Efe Berk itme olduğunu ima etmeye çalışıyor hakemlere ve hakemler ama oralı değil. Top oyuna Kaptan Emre sokacak. Evet, Efe'ye gönderdi. Efe sert oynadı. Efe. Melih ribaundu çekti ve topu getiriyor şimdi. Faul çıktı oradan. Hacettepe'nin takım olarak 4. faulü. Faul hakları da doldu. Bu arada Efe sanıyorum ilk faulünü yaptı. Geçen sene Efe'nin 5'lemesiyle finali kaybetmişti. Aynen öyle. Geçen sene Efe o finalde çok büyük bir faktördü. 5'leyene kadar. Efe için erken bir faul oldu ve Hattol'un şu 4'lerine 4 kalı oldu ilk faulü. Aynen öyle. Şimdi sağdan atan faul çıkardı. Faul çıkmaz oradan hemen.
Kaan Karaca setini aldı. Kaan Karaca sağlıklı bir Efe Berk bir bandı çekti ve topu Efe'ye bıraktı. Efe şimdi topu getiriyor hücumda. Efe sert topla geliyor şimdi. Karşısında Sarko Zartan. Efe. Oradan geçti. Hücum faul, basket faul. Hücum faullerin şu an basket faul. Ve Hacettepe'de oyuncu değişikliği olacak. Girdiği gibi etkisini gösterdi. Aynen öyle. Çok güzel bir Eurostep ve ardından da basket faul. Rahat bir atış işte. Rahat bir atış yaptığını da söylemek lazım. Erdem'in sağından saati biraz rahat geçti. Sonra skoru 13'e getirdi. İlk sağ içi isabeti. Hacettepe'nin. 4-27 kala geldi Hacettepe. Şimdi Ertesen handphone'u kullandı. 15 kala geldi. Böylece 5'te bir oldu Hacettepe çizgiden. Sarkoz altımızı geldik. Saat dışarı çıkardım. Şöyle oturacağız şimdi dedi ona Melih'e vereceğiz. Melih çok güzel geçti. Melih boşluğu çok iyi gördü. Ve hemen oradan yürüdü. Sağ bulup yürüdü. Koridordan, boş koridordan isabeti buldu. 15-3'e getirdi skoru. Mesela Melih kaptanını buldu. Bıraktı. Emre Uğur Türk'ün üçlü. El üzerinden isabet. Orada bir hemen Sarp'ın kafasını bir okşadı orada bir. Yani bir mesaj vermeye çalıştı orada. Five. Aynen steps çıktı. Hata bir yürüme. Vallahi ilk adımından sonra çok bekleyerek verdiği için topu. Oyuncu değişikliği Selim'le. Kaan Sarp. Selim'le Burak oyunu girdi. Efe sert. Selim'i geçti. Yine potaya gitti ve orada force etti kendisi. Sayıyı buldu. Şimdi Linkat topu getiriyor orada. Pası Batıkan'a. Batıkan. Orada step beklentileri vardı ama. Efe sert ikiledi galiba. Hayır. Evet Efe. Evet. Evet Efe sert ikiledi yine. Erken farklı oldu yine girdi. Orada Arda Eren oyuna girmişti. Arda Eren hızlıca topu getirdi. Efe'ye ihtiyacı olacak. Hacettepe'nin. Çünkü Efe'siz başladıkları sekansta çok gerilmişler. Çok erken gerilmişler. Hücumda özellikle ne kadar tutup kaldıklarını gördük. Şimdi Batıkan'ın kapışını sakladı. Batıkan'ın kapışını sakladı. İkinci serbest atışını sayıya çevirebilecek mi? Ve Batıkan'ın ikinci atışı isabetli Hacettepe'de oynayacak. Hacettepe'de teksin oyunda. Furkan teksin. Kral sahaya döndü. Furkan teksin sanıyorum. Melih topun kenara gelirken teksin. Furkan teksin oyunda. Teksin denilmesini tercih ediyor kendisi. Öyle mi? Ben bunu bilmiyordum. Biz de binary'leri falan isim verdiğimize bir var diyeceğimizi kendisi de teksin demeyi tercih ediyor. Aynen öyle. Şimdi teksinin topuna müdahale oldu Arda Eren. Arda Eren sonra o son müdahale yapınca faul kararı çıktı Arda'nın o son müdahalesinde. Takımımızın faul hakkı şimdi doldu. Hacettepe kenardan topu pot altından topu oyuna sokacak. Teksin pot altından topu oyuna sokuyor. Efe sert. Efe sert şimdi. Kaptan Emre'ye sakaldı ama Teksin hücumlu bandı aldı orada. Teksin bekliyordu şimdi. Ege Baran potaya gerçekten çok iyi gitti. Ve durumu 10-16 yaptı. Ege Baran aldı. İsabeti. Geçiyor Selim. Arda Eren üçlüyü yolladı kısa kaldı. Burada üçlük hiçbir şey denemedi. Hacettepe'de 15-3'ten sonra 7-1'lik bir seri yaptı. Farkı 6'ya kadar çekti. Efe Berk takımın uzun olarak topu getirdi. Efe Sert frene bastı değil mi? Muhtemelen kendisi bitirecek dediğimiz anda Emre'ye bak. Emre Uğur'da kısaretini orada. Arda Eren topu getiriyor. Arda faul çalmasınlar diye. Efe dondu kaldı orada. Arda iyi bir savunma orada. Arda kalkıp geç kaldı orada. Şimdi yavaş.
doğrultuyla evet, çeksin boş. Orada kanka çeksin. Yani biraz beklemelerine rağmen orada adam eksikliğinde güzel, yani boş bir turnike buldular yine. Çok çok da takımımız savunamadı açıkçası orada pot altını. Vatikan'a ikili sıkıştırma ve orada sanıyorum Ege Boran ikiledi. Pardon, ikinci faali. Kusura bakma, ilk faali. Karıştırdım bizim şey. Bizim Arda Eren'le karıştırdım bir anda. Azıcık pozisyonda Arda Eren geç gelince stansı oturmadan hemen faalını vurup çok rahat geçti ve boşluk koridoru çok iyi değerlendirildi. Bu tekisin şimdi Vatikan 2 serbest satış koridoru. Vatikan 2 serbest satışı bakalım. Vatikan 2 serbest satışında isabeti buldu. Rüzgar oyuna bugün ilk defa girmek için hazırlığını yapıyor. Evet, Batıkan 2'de 2. Batıkan 2'de 2, oyuncu değişikliği var. Bunun etkili ikisi bu oyunda. Sonra Kalp Özcan ve Rüzgar Melih, Odabaş kenara gelmesinler. Melih ile Batıkan çıktı oyunda. Melih Bulu ve Batıkan oldu. Efe Sert topu getiriyor şimdi takım alanına. Efe Sert bu muamele yaptı. Şimdi karşısında Selim var. Selim arkadan bize atmıştı. Temizdi. Evet, ben temiz olarak başladım. Evet, farkı dördeyim dedi tekrar. Efe Sert. Son bir dakika Selim Köz takımımız adına topu getiriyor. Şimdi Burak... Pardon, Burak. Son kalp önce. Çok kötü bir atış. Rüzgar ve Savaş ama isabet gelmedi şimdi. Dolukhan topunu unuttu orada, faul geldi. Özdemir ilk faul. Özdemir senden oldu. İki serbest satış kullanacak. Şimdi iki serbest satış kullanacak. İsabet yok. Özdemir'e kapışını kaçırdı ikincisinde. Özdemir kaçırdı. Yani faal gerektirmiş. Efe Sert hareketi hızlı geldi. Burak Gülömür'e orada faal çıktı. Yoğun tepkiler arasında, yani elini de çok koymamıştı. Efe Sert vücudunu Burak'ın üstüne doğru koyarak orada faulü çaldırttı. Efe Sert'in isabeti. Bu kez alkışta başlıyor. Satışı isabeti bulmadı. Şimdi topu Bilkent getiriyor dediğimiz anda. Faul. Evet, orada biraz sattı faulü. Orada üçlü isabeti bulmadı. Selim Köz. Bilkent mola kullanmadı. Ha. Zaten. Sahaya bile atabilirim. İlk sayı yolunda sayı saniye önce sayı saniye var. Ondan önce Kaptan Emre Oğul Türkiye çıkmayan spotlar yetişimde çıkamayacak o falan. Gerçekten şanslı bir anlaydı ve bu arada yine faal çıktı. Top şimdi. Aynen öyle. Topu altında Arda Eren kullanacak. 18-15 bin tane. Burak Gülemir yazdı o atışı. Ve ilk yarı Bilkent'in 15-20 üstünlüğüyle bitiyor. Hayır, çeyrek Bilkent. 25-15 üstün. Orta mesafeden dipten basır yolladı kaptan Burak Gülemir. Bilkent yolun destekle sahaya döndü.
İkinci çeyrekte beraberiz. Ve Can Kutay bu devrede ilk defa oyunda. Maçta ilk defa oyuna girdi. İki tane aktif. Evet, orada bir faul. İkisi de Tazmanya canavarı gibi birbirleriyle hareketli biri diğerinden kurtulmaya çalışıyor yani. Burak Gülemir üçlü yolladı mı, kısa kaldı. Efe Berk orada reboundu çekti ve takımı için hızlı bir hücum şansı şimdi. Ama Efe sert frene bastı ve takımını düzene oturtmaya çalıştı. Şimdi Efe Berk posta. Steps itirazları var ama Efe Berk'e posta yapılan faul sonrası. Efe Berk iki serbest atış kullanacak orada. Faul. Faulün 2 ve çiftliğine gireceğiz. Orada 17 numaralı formasıyla Alper maçta ilk faulünü yaptı. Ve Efe Berk ilk serbest atışını kaçırdı. İkinci serbest atışını kullanacak şimdi. O da Efe Sert kaçırması için bağlı. Evet. Kaçırması için mi bağlı? Onu ben görmedim yani. Başka bir takımlardan olabilir. Evet, iki tane canavar. Evet, orada taşıma kararı. Top taşıma kararı. Top kaybı Bilkent adına, hücum Hacettepe'de. Can Kutay'la Furkan Teksin arasında çetin bir mücadele var dediğimiz anda. Hacettepe oyunu direkt ileriye gönderdi ve bir top kaybı. Can Kutay topu getirdi ama frene bastı. Şimdi topu bıraktı. 15 numara formasıyla Ömer'e. Dorukhan'da top. Hadi. Ömer Dorukhan. Can Kutay. Evet, orada Efe Sert üçledi. Efe Sert'e üçüncü faal. Alçak posta bekliyordu kaptanımız. Efe Sert daha çok erken üçledi. Böylece Efe Sert'ten Mesela çok erken sürücü olarak oyuncu da eşit tepe gitti. Hacettepe'nin koçu Can Kutay üçlü yolladı, isabeti bulamadı. Talha Emin Polat atmasını verdi. O kadar sayıda oldu. Fatih Çeyin ve de Hacettepe. Can Kutay zor bir atış. Dengesiz bir atış yaptı ama isabeti buldu. Hacettepe'de Emre şimdi topu aldı. Emre perdeye çağırdı Efe Berk'i. Üçlüyü gösterdi ama kullanmadı. Şimdi orada Efe Berk'e top yeniden geldi. Efe Berk'in atışında isabet yok. Ama o top Hacettepe'de kaldı. Şimdi Emre uzaktan üstünü gösterdi. Efe Berk'e pas. Efe Berk Teksin'e. Teksin doğru. İsabet ve kısa kaldı. Hücum süresi doldu orada ve bir kentte oyuncu değişikliği var. Evet, öncesi. Şimdi oyuna giren isimler. Kaan Karaca, Atıkan, Bulu ve Sarko Zarkam oldu. Başladığımız ilk 5'in 4'ü ilk oyunda. Şimdi Melih topu getiriyor. Kaan Karaca posta. Posta ve steps var. Hatalı yürüme. Yine basit bir top kaybı. Takımımız adına maalesef basit bir top kaybı ve Teksin oyunu. Hareketlendirdi. Şimdi Emre'den direkt dribbling yapmadan pas geldi. Orada blok var. Batıkan'dan blok var ve paylaşılamayan top kararı. Batıkan Egebaran'a. Hücum Hacettepe'de. Egebaran Polat'a Batıkan'ın altını çok güzel karanlıkta orada. Az önceki pozisyonda. Şimdi onun sıra atışı bu arada. Furkan Teksin pas atacak arkadaşını arıyor. Lan burada kendisi topu geri aldı. Teksin. İsabeti buldu. Şimdi Melih
takımımız adına topu getiriyor. Basket faul çıkmıyor orada. Melih orada potaya çok güzel hücum etti ve 7 numaranın fauli var. 7 numaranın formasında Ege Baran. Ege Baran'ın orada fauli var. Ege Baran sanırım üçledi. Yanlış görmüyorsam yani üçüncü fauli daha girilmedi. Ben orada hakemin 7 numaralı işareti yaptığını gördüm. Ama ikinci faul de olabilir. Melih ilk atışında isabeti bulamadı. Şimdi ikinci atışını kullanacak. Melih ikinci atışında isabeti buldu. 3 gram ile birle ayrıldı. Bu arada... Evet, bu arada Ege Baran'ın ikinci faali. İkinci faali olarak gördük. Ege Baran'ın ikinci faali olarak gözüküyor tabelada hala. Teksin geriye çekildi, yine potaya hücum etti. Orada Emre, kaptan Emre atışını kullandı, kısa kaldı. Melih hemen ikili sıkıştırma, hatta üçlü sıkıştırma orada çizdi. Hacek Tepe'de orada Emre, Furkan ve Egeberk üçlüsü orada. Melih'i çıkartmadı ve Hacettepe Bilkent'in yarı sahasında topu geri kazandı hücumda. Efes Sert 3 faaliyle yeniden oyunda. Ne kadar bir hareket göreceğiz. Efes Sert bir anda dörtleyebilir. Ama daha ikinci çeyreğin başında 8. dakikada 3. faalini almıştı. Şimdi topu kenardan oyuna sokuyor. Can Kutay orada son anda. Şimdi Tekstin'le Can Kutay. Bu ikilinin mücadelesi eğlenceliydi ama Efes Sert'e pasını yolladı. Efes Sert'in üçlü potayı bulmadı. Can Kutay faal var orada. Efe Berk'in faali. Efe Berk maçtaki ilk faalini yaptı. Orada Hacettepe bu arada 4. faalini yaptı ve bundan sonra takım olarak faul hakkı kalmadı. Evet, 6-28 kala bozdurdular. Faul hakkını doldurdular. Melih şimdi... Melih topu getiriyor. Karşısında Furkan Teksen var. Can Kutay. Can Kutay topu aldı. Can Kutay yolladı üçlüyü ama isabeti bulamadı. Furkan Teksen reboundu kaptığı gibi fırladı karşı sahaya ama frene bastı. Teksin pasını aktardı orada. Ya Teksen mi diyor? Teksin evet. Teksen üçlü kaçacak. Çok boş bıraktılar ve Hacettepe eşitliği buldu. Evet ve mola. Bilkent'in molası var. Bilkent'in molası var. 23-23. Kaan Kalaca çok boş bıraktı. Üste çıkmayınca o da Hacettepe cezalandırdı. İlk defa sıkıştıktan beri eşitlik skoru Hacettepe ve Bilkent'in molası. Bilkent'in molası sonrası oyunu yeniden hareketlendireceğiz Melih. Birazdan oyunu hareketlendirecek Bilkent adına. Hacettepe ilk çeyrekteki o soğuk başlangıcından sonra yavaş yavaş sabırlı geri dönüşüyle biraz önce Efes Sert'in üçlüğüyle 23-23 eşitliği buldu moladan hemen önce. Şimdi Melih orada topu Kaan Karaca'ya aktardı. Kaan Karaca'nın topuna müdahale ve Furkan Teksin topu çaldı. Şimdi Hacettepe için bu hücumda öne geçme şansı var. Maçta ilk defa hani 1-0'dan beri ilk defa öne geçme şansları var. Efe Sert pasını aktardı. Üçlü bir tane bekliyor. Orada Kalle Emir üçlüyü buldu. Pardon. Kalle Emir üçlüsü. Levent Fatih üçlüyü buldu. 23 numaralı formasıyla ve Hacettepe 1-0'dan beri ilk defa öne geçti ama Kaan Karaca şimdi postapta cevap verdi ve farkı 1'e indirdi. 26-25. Efe Sert dörtlememek için bile birlerde savunma yapamıyor şu anda. Ellerini arkasına koyuyor ama yani hücumda. Savunmada Efe Sert'in üstünden birbirleri çok iyi oynamamız gerekiyor. Ve Melih. Bu aralar savunmayı biraz unuttuk bu moladan sonra. İki taraf da savunmayı unuttu. Efe Sert çok kolay potaya gitti ve Melih ve Kaan iki tane kolay sayı buldu. Savunmayı unuttuk yani. Şimdi Efe Berk üçlüyü yolladı. Sağ forvetten isabeti bulamadı. Levent faali aldı. Levent orta mesafede faali aldı ve yani iki tane serbest atış kullanacak. Şu anda Bilkent'in yapması gereken bir tane şey var. Özellikle post-up'larda Efe Sert eşleşmesini kullanmak. Çünkü oyunda olacağı süre boyunca savunmayı sert yapamayacak. Var. Çünkü faal yaparsa dörtleyecek. Faal yapmama talimatı da sahada.
Levent Fatih ilk atışını kullanıyor, ekşiye değmedi. Levent Fatih ikinci ve son servis atışını kullandı. 2'de 0'la ayrıldı çizgiden. Ve Sarp oyunda uzun bir süre sonra ve faul var. Levent faulini yaptı. İlk faulini yaptı. Evet, Hacettepe'nin zaten faul hakkı kalmamıştı. Sarp 2 serbest atışını kullanacak şimdi. Oyuncu değişikliği var Hacettepe'de. Kazım orada Levent'in yerine oyuna girdi. Levent üçlüğünü yaptı. Faulini aldıktan sonra da oyundan çıktı. Kısaca kısa sürede görevini yapıp oyunu karıştırıp geri bench'e döndü. Döndü Kazım Burak oyuna girdi. Sarp Özertem ilk atışında isabeti bulamadı. Şimdi ikinci serbest atışını kullanacak. Sarp Özer tabii. Sarp ikinci atışını kullanıyor, isabeti bulmuyor. Hepsini topu geçiriyor. 28'de eşitlendi şu kadar. Teksim Efeberk. Efeberk'i gönderdi. Efeberk potaya hücum edecek. Orada Kazım Burak potu altında. Güzel bir oyun sonrası. Kazım Burak kolay basketi buldu. Şimdi Sarp Özertam topu getiriyor. Sarp Özertam üstlüğü yolladı. Sarp Özertam oyuna girdiği gibi etkisini bıraktı. Üstlüğü yolladı ve Birkent bir süre sonra ilk defa öne geçti. 31-30'da skor. Son 3-52 ikinci çeyrekte Efeser. Şimdi Efeser topu getiriyor. Efeser güzel bir crossover'la geçti. Furkan Tekste ekstra pas. Orada üçlük Tayla'dan. Üstlüğü kaçırdı. Rebound mücadelesinde Sarp topu çekti. Uzun bir pas. Orada topu kaptı. Sarp'a geri geldi. Sarp bir üstlüğü daha yolladı mı? Sarp. Ama hücum reboundunu çekti. Can hücum reboundunu aldı. Kaptan Can yardımcı hücum reboundunu aldı. Şimdi frene bastı. Bakalım ne yapacak? Can potaya gidecek. Karşısında Kazım Bardak var. Üçlüyü kullandı. Kazım Burak vardı ama isabeti bulamadı karşısındaki atışı. Yaptı ama kötü bir atıştı. Efeser topu oyuna getiriyor. Melih savunmasında onu. Evet, orada faul var. Melih'in faulü. Melih maçtaki ilk faulünü yaptı ve Bilkent'in üçüncü takım faulü. Bilkent'in bir faul hakkı daha var. Efe topu oyuna soktu ve kaptan Emre'ye pasını aktardı. Şimdi Emre uzaktan üçlü gösterdi. Şimdi 2-3'lü kullandı dediğimiz anda çok güzel orada Furkan Teksin şovmen pası ama topu elinden kaybetti ve evet ve orada Emre kafasına darbe aldığını söylüyor. Ama top kaybı Bilkent Hacettepe adına. Bilkent hücumu. Oyunculuk eğitimi mi aldın bir numara? arkadan tezahüratlar. Arkadan tezahüratlar geliyor. Can'ın topuna müdahale. Efe Sert'ten çok iyi bir savunma. 3 metre çizgi izliyorum voleyboldaki gibi. Furkan Teksin turnikeyi kaçırdı. Ayakla müdahale. Top acıttı böyle. Bu arada bence bir file çekmede vardı. Orada görmediler. Evet. Furkan atışından sonra Acıttepe'li bir oyuncu zannediyorum. File çeken gibi oldu. Hızlı tempolu bir oyun oynanıyor. Bir ünilik maçı standartına göre hızlı tempolu bir oyun oynanıyor. Ondan dolayı hakemlerin gözünden de böyle temaslar kaçabiliyor. Kazım Burak pota altında ve basket faulü aldı. Kazım Burak basket faulü aldı ve Hacettepe'yi yeniden öne geçirdi. 32-31. Şimdi de serbest atışı kullanacak. Kazım Burak serbest atışı kullandı ve isabeti bulamadı. Rebound'u Batıkan çekti ve Furkan Teksin'in faulü var. Orada Furkan Teksin'in faulü var. Ve serbest atışı kullandı. Thank you.
Batıkan serbest atışları kullanmak için çizgiye geldi. Batıkan ilk serbest atışında isabeti buldu. Şimdi ikinci serbest atışı için. İkinci serbest atışını kullanacak birazdan. Batıkan 2'de 2 ile ayrılıyor. Maç şu an Bilkent ile Hacettepe arasında bir masa tenisi maçı gibi birer sayıyla iki tarafa savrulup gidiyor. Efe Sert'in pası Emre'ye. Dribbling yapmadan topu Bilkent ileri sahasına çıkarlar. Şimdi Efe Sert'in önüne bastığı hareketlendiğimizde oyunu. Emre oradan üçlüyü kullandı. Emre stop üçlük. Sabeti yok. Can pasını aktardı Sarp'a. Sarp orada rahat bir sayı buldu. Sarp orada farkı 2 çıkardı. 32-35 Bilkent'in üstünlüğü var. Emre şimdi topu getiriyor. Seti gösterdi. Şimdi Efe Berk'in perdesinden yararlandı. Emre pasını aktardı Teksin'e. Teksin'in üçlüğü isabeti yok. Sarp Özertem ribaundu aldı. Sarp Özertem potaya doğru gidiyor ama frene bastı. Şimdi Sarp da bir nefes aldı takımına. Kaan Karaca omzu koydu ama isabeti bulamadı. Efe Sert. Şimdi Efe Sert potaya doğru gidiyor. Efe Sert. Karşısında Melih var savunmada. Burkan Teksin. Emre üçlük gösterdi. Sarp yemedi. Şimdi perdeden yararlandı. Sarp'ın faali var. Sarp'ın faali var ve potaya gidecek. Emre. Kaptan Emre. Bilkent'in de faal hakkı dolmuştu. Sarp'ın ilk faali olması lazım maçta. Kaptan Emre serbest atış çizgisine geldi. İlk atışında isabet yok. Topundan çemberden sekip Panya'dan çıktı top dışarıya. Kaptan Emre ikinci serbest atışını kullanıyor. Emre 2'de 1 ile serbest atış çizgisinden ayrılıyor. Son 1 dakika 17 saniye. Bilkent'in 33-35'te 2 sayılık bir üstünlüğü var. Melih topu getiriyor takımımız için. Kaptan Can topu aldı. Kaan'ın perdesini kullanmadı. Can orta mesafe atışı isabeti bulamadı. Kazım Burak şimdi Efe'ye topu teslim etti. Efe Sert. Efe Sert 3 faalle bir süredir oyunda ve faalle almadı. Şimdi Emre. Emre Kazım Burak'ın perdesini kullandı. Emre ve orada bir faal var. Can'ın faali. Skor benlik dışı çıkmaz ama normal bir faal ve Emre serbest atış çizgisine gidecek yeniden. Bu sefer Can'ın faali. Can'ın da ilk faali. Ve mola. Sanıyorum Hacettepe'nin molası. Evet, Hacettepe molasının dönüşünde Kaptan Emre serbest atışları kullanacak. İlk yarıda son 48 saniye. Kaptan Emre biraz önce serbest atış çizgisinden 2'de 1 ile ayrılmıştı. Bilkent'in 33-35'lik bir üstünlüğü var. Hacettepe'nin kaptan Emre ilk atışını kullandı ve isabeti buldu. Şimdi kaptan Emre ikinci atışını kullanacak. Ve isabeti bulamadı. Yine 2'de 1 ile ayrıldı. Sal hücum ribaundunu kaptı. Sal Batıkan'a aktardı pasını. Batıkan'dan güzel pas. Sol forvetle Can içeriye hücum etti ama orada maalesef top kaybı var. Orada Hacettepe hücumu da sayıyı buldu. Orada 30 numaralı formasıyla. Orada 30 numaralı formasıyla Melih Tosun sayıyı buldu ve Hacettepe'yi yeniden öne geçirdi. Melih defa oyunda bugün. Batıkan posta. Batıkan'a blok var. Ve Batıkan'dan çıktığını söylüyor hakem orada. Evet, Kazım Burak'tan çıkmış o top. Kazım da kendisi söyledi, fair play örneği. Son 17 saniye, 16 saniye, 1 saniyelik bir fark var maç saatiyle şut saati arasında. Batıkan, pası Can. Can Melih'e pasını verdi. Sarp Özertem, potaya üçlü yollamamayı seçti. Melih, ekstra pas. Can yolladı, pazara yolladı. Can üçlü kullandı ama isabeti bulamadı.
Batıken'in eforu olmadı. Melih. Melih son atışı. Melih isabeti bulamadı. Hacettepe ilk yarının sonunda bir sayı farklı 36-35 önde. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet, Hacettepe Bilkent maçının ikinci yarısından beraberiz. Şimdi Bilkent'in hücumuyla maça başladık yeniden. Orada üçlük isabet olmadı ama Batıkan 36-37'ye getirdi durumu. İkinci yarının ilk sayısı Bilkent'ten geliyor. Batıkan sayesinde. Şimdi Teksin topu getirdi. Furkan Teksin hızlı ve hareketli bir guard. Teksin potaya gitti ve sayıyı buldu. Böyle birkaç tane daha sayısı vardı. 2-3 kere daha potaya gidip sayıyı bulmuştu savunmanın üzerinden. Şimdi orada Bilkent topu getiriyor yeniden. Kaan Karaca topu aldı. Sarpaz Artan. Karşısında Efe Berk var. Sarpaz Artan topu attı. Şimdi Batıkan posta bir hücum daha ama sayı gelmedi. Şimdi Efe Sert yine 3 faalle oyuna girdi. Melih'i geçti ama frene bastı. Şimdi Emre'ye pası. Emre uzaktan yolladı üçlüğünü, isabeti bulamadı. Orada çok güzel pas dediğimiz anda Emre o pası süzüp araya girdi ve topu çaldı. Pas arasını yaptı ve Furkan Teksin topu yeniden Hacettepe için getiriyor. Şimdi pasını aktardı Kazım Burak. Kazım Burak posta. Şimdi Emre üçlüğü yolladı ve isabeti buldu. Boş üçlüğü isabeti buldu. Arda Eren şimdi topu getiriyor Bilkent adına. Hacettepe 41-37 önde. Koç oyunu gösterdi. Arda Eren'in pası Batıkan'a. Batıkan oradan Sarpaz Artan'a pasını aktardı. Şimdi Sarp aradan Kaan Karaca'ya. Kaan'ın atışında isabet yok. Efe Berk orada iyi savundu Kaan Karaca'yı ve atışı kaçırmaya zorladı. Furkan Teksin, Emre'nin bir boş üçlüğü daha. Onda isabeti bulamadı ama Kazım Burak hücum ribaundunu kaptı. Furkan Teksin, Efe Sert. Efe Sert yavaş getirdi topu oyuna. Şimdi Furkan Teksin potaya yeniden gitti. Ama bu sefer sayıyı bulamadı. Hücum ribaundunu kaptı dediğimiz anda. Evet, orada potaya değmediği için, çembere değmediği için top. Top kaybı Hacettepe'nin. Şimdi Sarp topu oyuna sokacak. Baseline'dan. Ve Melih Bilkent adına oyunu hareketlendiriyor. Sarp getiriyor topu. Sarp Kaan Karaca'dan Melih'e bir pas var. Melih içeriye Batıkan'a ama Batıkan topu kontrol edemedi ve top kaydı. Efe Sert. Orada bir faul. Evet, orada faul vermedi. Orada Arda faul yapmak için bir denemede bulmuştu ama hakemler faul çalmadı. Efe Sert topu kenardan oyuna sokacak. Efe Berk. Atışı biraz fazla uzun gitti. Melih. 4 kişinin arasında, evet, orada Furkan Teksin'in faulü var. Oradan forma numarasına atılan tezahüratlar başladı. Teksin. Arda Eren topu kenardan oyuna aktaracak. Şimdi Eren'in pasında Sarpaz Artan'ın savunmasında Furkan Teksin var. Arda Sarp'a yeniden aktardı. Sarp Kaan'ın perdesini kullandı. Sarp orta mesafeden atışı kullandı. Kaan'ın atışı. Kaan hücum ribaundunu kaptı orada ve ikinci şansı sayıya çevirdi. Efe Sert topu getiriyor. Efe Sert oyununu gösterdi takım adına. Şimdi sete oturdular. Efe Sert topu elinde tutuyor. Emre'ye topu attı. Emre orta mesafede. Efe Berke. Ve yerde bir faul var. Batıkan'ın faulü. Batıkan'ın faulü. Orada Efe Berk serbest atışları kullanacak. Pardon, serbest atışları kullanmayacak. Yerde faul olduğunu ben kaçırdım. Domikalp'ten üzerinden çok faydalanmadı. Aynen. Efe Sert aldığı gibi kullandı ve isabeti buldu. Efe Sert hiç tereddütsüz üçlüğü yolladı ve isabeti buldu. Aradaki farkı iki topa çıkardı. 5 sayılık bir Hacettepe üstünlüğü var. 6-40 kalan. Melih pot altına gitti ama pot altında onu dediğimiz anda çok güzel bir pas Kaan Karaca'ya. Kaan Karaca pot altında aktif başladı. 4 sayı
3. çeyrekte. Şimdi Emre Hacettepe adına topu getiriyor. Emre karşısında Melih'in savunması var. Şimdi pota altına aktardı direkt. Posta aktardı. Orada ikili sıkıştırma. Ve orada Arda'nın müdahalesi var topuna. Melih. Melih topu getiriyor. Faul göstermek istedi. Melih pasını aktardı. Sercan. 44-43. 44-43 Hacettepe üstünlüğü. Bilkent farkı 1'e indirdi. Şimdi Efe Sert. Efe Sert'in karşısında Sarp savunmalı. Efe Sert potaya gitti. Duvarda rakibini düşürdü. Orada bir faul var. Rakibi kendiliğinden dengesini kaybetti. Kazım'a. Aynen Kazım'a bir faul çıktı. Dediğimiz değişiklik de şimdi. Koç bizi duymuştu. Volkalp ve Rüzgar oyuna geliyor. Bizde de Burak Güremür. Orada Rüzgar ve sanıyorum Ömer Dorukalp oyuna girdi yeniden. Ömer oyuna girdi yeniden. Kazım Burak serbest atışı kullanacak Hacettepe adına. Şu an tabelada sadece Furkan Teksin'in 3 faali olduğunu görebiliriz. Diğer faaliler gözükmüyor. Dorukalp ilk atışında isabeti buldu. 45-43 Hacettepe üstünlüğü var. Kazım Burak atışını yaptı. İsabeti buldu. 2-2 ile serbest atış çizgisinden ayrıldı ve maç 3 sayılık bir farka çıktı yeniden. 46-43 Hacettepe'nin üstünlüğü var. Sarp Özartan. Şimdi Melih'e topu geri gönderdi. Melih üçlüyü gösterdi. Üçlüyü yolladı ve isabeti buldu. Orada sanıyorum Furkan Tekin sonunda da boş bıraktı. Melih üçlüyü yolladı. Emre. Şimdi kaptan Emre topu getirdi. Skor 46'da eşitlendi. Emre üçlük faulünü aldı. Melih faul yaptı. Emre üçlük faulünü aldı maalesef. Bilkent'in aleyhine. Emre faulü aldı ve 3 tane serbest atış kullanacak. Bilkent'in 3. takım faulü. Ve kaptan Emre Uğur Türk 3 tane serbest atış kullanacak serbest atış çizgisinde. Hacettepe'de üçleyen Teksin'in yerine 7 numaralı formasıyla Ege Boran yeniden oyuna girdi. Ve ilk serbest atışı geliyor. Kaptan Emre'de. İlk serbest atışında isabeti buldu. 47-46 Hacettepe. Emre ikinci serbest atışında isabeti bulamadı. Son serbest atışını kullanacak şimdi. Emre 3-2 ile serbest atış çizgisinden ayrıldı. Oyuncu değişikliği var Hacettepe'de. Oyuna Taylan Emir Polat giriyor. Kaptan Emre'nin yerine 3-2 ile serbest atış çizgisinden ayrıldıktan sonra kenara dinlenmeye geldi. Şimdi Burak Güremir topu oyuna aktardı ve Ozan Güzel topu getiriyor. Melih'e verdi, Ozan aldı yerine. Rüzgar'ın perdesini kullandı. Efe Sert'in müdahalesi. Ve orada... Evet. Karşı sahaya geçen top. Kusura bakmayın. Kamerada ben çekemedim orada ama Efe Sert çok iyi bir savunma yaptı. Çok temiz bir savunma yaptı ve kendi yarı sahasına gittiği için top Hacettepe'ye geçti. Orada Atakan Durak koyundu bu arada. Atakan Efe'ye aktarmaya çalıştı topunu. Kazım Burak Efe Sert'e gönderdi. Efe Sert hareketini yaptı, geçti. Efe Sert potaya gitti ama faul çıkmadı ve hiçbir yere değmeyen top. Top kaybı olarak geçti Hacettepe. Bilkent'ten iyi bir savunma. 48-46 üstünlüğü var Bilkent'in. Pardon, Hacettepe'nin son 4 dakika 50 saniye. 3. çeyrekte. Melih topu getiriyor yeniden takım adına. Melih karşısında Ege Boran'ın savunması var. Melih Sarp Özartan var. Sarp'ın karşısında... Sarp atışı kullandı, faul çıkmadı. Faul itirazları vardı orada. Efe Sert karşısında Ömer Dorukalp vardı. Efe Sert geçti oraya. Atakan pot altında basket faulü buldu. Atakan oyuna ilk defa girdi ve basket faulü aldı. 50-46 Hacettepe'nin üstünlüğü var. Maçı iki pozisyona çıkardı Hacettepe yeniden. Ve Atakan serbest atışı kullanacak şimdi. Evet.
serbest atış denemesinde isabeti bulamadı. Ama hücum reboundunu kaptı Talha Emre orada. Efe Sert yeniden topu aldı. Şimdi karşısında Doruk Alp'in savunması var. Efe Sert iyi geçti oradan. Efe Sert Doruk Alp'in savunması. Efe Sert atışını kullandı, isabeti bulamadı. Biraz zorlama yaşadı ama Talha Emir yeniden hücum reboundunu aldı. İkinci hücum reboundu aynı pozisyonda. Efe Sert'e, Efe Sert atışı gösterdi. Potaya gitti. Orada faul çalmadılar. Faul itirazları vardı. Şimdi Melih potaya gitti. Melih sayıyı buldu. 52-8. Melih sayıyı buldu. 3.49 kala. Talha Emir iki hücum reboundunu kaptıktan sonra potaya topu getirdi. Efe Sert'in pasına müdahale. Pas arası bıraktı Demir. Melih topu getirdi. Melih topu çok önlü. Rüzgar girdi oyuna. Sarp, Burak Gülemir. Üçlüyü yolladı mı? Burak Gülemir'den isabet olmadı. Potada 2-3 kere sekip çıktı o top. Talha Emir topu taşıdı. Şimdi orada Kazım'ın perdesini kullandı. Talha Emir pota altına gitti ve top Hacettepe'de baseline'dan. Oyuna devam edeceğiz. 14 saniye var hücum süresinin bitmesine. Bu arada oyuna 13 numaralı formasıyla Özdemir. Sanıyorum bugün ikinci defa oyuna giriyor. Çok da bir süre aldığını söyleyemeyiz. Bir oyuncu değişikliği daha var. Efe Berk. Orada Kazım Buran yerine oyuna girdi. Orada Bilkent'te de Kaan Karaca yeniden oyunda. Talha Emir topu oyuna soktu. Efe Berk. Efe Berk Kaan'ı sırtına aldı. Posta kullanamadı. Şimdi Ege Boran atışı isabeti bulamadı ama Atakan yarı ölçü kimi bağımlı olmasına rağmen orada sayıyı bulamadı. Şimdi Sarp Özerken faul. Orada bir faul yoktu aslında hakemler. Atakan'a çok basit bir faul çalındı orada. Bir faul yoktu açıkçası. Atakan'ın kendisi de inanamıyor ve Bilkent'in hücum momentumunu bozdu orada. Oyuncu değişikliği var. Can Kutay Melih'le değişiyor. Dorukalp topu oyuna soktu. Sarp. Can Kutay ile paslaştı. Sarp Ezartan. Burak Gülemir orada boş geldi. Burak'a yolladı. Burak potaya. Burak'ın turnikesi olmadı. Burak zorladı turnikeyi ama olmadı. Şimdi Talha Emir. Ege Boran Talha Emir'e bir daha gönderdi pasını. Talha Emir. Orada Doruk'un yakın savunması var Dorukalp'in. Ama Talha oraya geçti. Çok güzel geçti. Turnikeye gitti ve sayısını buldu. Parke yeniden 4 sayıya çıkardı Hacettepe. Son 2-24, 52-48 üstünlüğü var. Şimdi Can Kutay. Dorukalp sağ çizgide, sağ dip çizgide pasını aldı. Kaan Karaca'ya çok güzel pas. Basket faul çıkmadı orada. Kaan Karaca 2 serbest atış kullanacak. Kaan Karaca serbest atış çizgisinde. İlk atışı isabetli olmadı. Kaan Karaca'nın. Kaan Karaca 2'de 0'la ayrıldı ama Burak Gülemir hücum ribaundunu kaptı. Burak Gülemir hücum ribaundunu kaptı. Bilkent için bir şans daha. Can Kutay. Burak Gülemir'e. Dorukalp. Yolladı üçlüğünü ve isabeti buldu dip çizgiden. Son çizgiden Dorukalp üçlüğü buldu. Efe Berk topu getiriyor şimdi. Bir sayı yayındı fark. Efe Berk savunma arasından geçti. Orada steps çalınması lazım. Çalınmadı. Faul çıktı. Orada Efe Berk topu sanki kontrol etti ama steps çalınmadı. Hatalı yürüme çalınmadı. Orada Hacettepe faali aldı. Bir kentinde faal hakkı da olduğu için Efe Berk serbest atış çizgisine girdi. Orada bir kesin hatalı yürüme çalınabilirdi bizim gördüğümüz kadarıyla. Ama Efe Berk serbest atış çizgisinde. İlk atışı isabetli değil Efe Berk'in. Berk de 2'de 0'la ayrıldı. Dorukalp hızlı hücum şansı. Dorukalp Eurostep'le çok güzel geçti.
Furkan Eurostep'le çok güzel geçti ve 52-53 bir kent öne geçiriyor. Şimdi Talha Emir. Talha Emir topu getirdi. Dorukalp savunmasında son bir dakikadır yanıyor kendisi. Talha Emir savunmada şimdi. Talha Emir hücumda. Araya geçti ve Can Kutay'ın savunması. Ne bir faul var. Sportmenlik dışı istediler ama sportmenlik dışı çıkmaz ona. Ve Hacettepe'nin de takım faul hakkı şimdi doldu. Bundan sonraki fauller serbest atışı olacak. Selim Köz uzun bir süre sonra oyuna... Selim uzun bir süre sonra oyuna girecek. Sarp'ın yerine. Hacettepe! Hacettepe! Evet, bu arada hakemle... Sağ hakemiyle masa hakemi arasında bir süre hakkında bir konuşmalar geçti sanırım. Fauller hakkında da olabilir. Evet, fauller daha yeni yeni giriliyor tabelaya devre arasından sonra. Ondan dolayı tam olarak kimin kaç faul aldığını, bazılarının kaç faul yaptığını göremiyoruz. Can Kutay topu oyuna soktu ve kendisi topu getiriyor Bilkent adına. Dorukalp, Burak Gülemir. Burak Gülemir'den Can Kutay'a. Can Kutay. Dorukalp üçlüyü gösterdi. Geriye çekilerek atışı isabetli değil. Hiçbir yere değmeyen top Hacettepe hücumu olarak değer kazanıyor. Son 1 dakika 10 saniye. Efes Sertiyen'den oyuna giriyor. Kendisi uzun bir süre 2. çeyreğin 8. dakikasından beri 3 faulle oyuna devam ediyor. Faul yapmadı gerçekten. Hani iyi bir performans ondan. Erken faul problemine girdikten sonra iyi bir eforla oyuna devam ediyor Efes Sert. Talha Emir topu oyuna getiriyor Hacettepe adına. Karşısında Selim Köz var. Selim Köz de dediğim gibi uzun süre sonra yeniden oyunda, ikinci çeyreğin sonlarından beri oyunda yoktu kendisi. Artık bir dakikadan az bir süre kaldı. Talha Emir. Talha Emir potaya gitti. Burak Gülemir'in faali var. Ve Hacettepe serbest atışları kullanacak. Talha Emir serbest atışları kullanacak. Evet. Resmi olmayan ilk serbest atışını kaçırdı Talha Emir. Şimdi gerçek serbest atışlarını kullanmak için çizgide. Talha Emir ilk serbest atışından sonra ilk serbest atışını kullanıyor. Ve isabeti bulamadı Talha Emir. 1-0. Talha Emir 2-1 ile ayrıldı serbest atışı yüzünden. Ve oyuncu değişiklikleri var. Kaptan Emre ile Batıkan bu tarafta oyuna girdi. Burak Gülemir oyuna çıktı ve Talha Emir serbest atışını kullandıktan sonra oyuna çıktı. Son 53 saniye, skor 53-53'te eşitlendi. Üçüncü çeyreğin sonunda Can Kutay, doğru kalbe basın aktardı. Can Kutay topu aldı. Sete gördü, sete oturdu. Bilkent dediğim anda Can Kutay boşluğu bildi. Orta mesafeyi kullandı, Efesat ribandı çekti orada. Kaan Karaca'dan ribandı çekti Efesat. Tempoyu artıracak mı? Frene bastı. Emre üçlüyü yolladı. Emre üçlükle isabeti buldu. Emre girdiği gibi isabeti buldu ve yükseldi farkı. Yarattı Hacettepe adına Can Kutay. Artık şut saatiyle maç saati arasında 3 sayılık bir fark var. Son 18 saniye. Can Kutay. Selim Köz. Selim Köz. Can Kutay. Dorukalp. Selim'e aktar pasını. Selim. Orta mesafesi. Selim'in hiçbir şeye değmedi be. Selim'in hiçbir şeye değmedi. Ve maalesef hücum Hacettepe'nin. Hacettepe'nin son 2 saniyesi var. Mola kullanmayacak gibi gözüküyor Hacettepe. Tam sağa topu oyuna sokacak. Emre. Emre uzaktan yolladı, evet. Dediğimiz anda yakın bir atış oluyor. Ben hiçbir şey edemeyecek gibi düşündüm. Hacettepe'nin son çeyreğe girerken 56-53'lük üstünlüğü var. Evet, son çeyrekle beraberiz. Ayva Kupası'nın gruplarının son maçında Hacettepe'nin Bilkent'e karşı 3 sayılık bir üstünlüğü var, 56-53. Son çeyrekte top ilk hücum Hacettepe'den Furkan Teksin. Furkan Teksin hücumu yönetiyordu ama orada Melih'in bir müdahalesi vardı. Sarp pas arası yaptı. Sarp Melih'e doğru. Melih'in sayısı isabetli. Melih'in turnikası isabetli.
Bilkent hızlı bir giriş yaptı. 56-55. Maç çok çekişmeli gidiyor yakın şekilde. Farkın 5'ten fazla olduğunu hatırlamıyorum çok uzun bir süredir. Furkan Teksin. Can savunmasında. Kaptan Can savunmasında. Efe Sert. Efe Sert behind the back'le hareketini yaptı. Efe Sert düşüğünü kullandı. İsabeti bulamadı orada. Can'la riban mücadelesinin reseken topu Batıkan aldı. Can topu getiriyor şimdi. Can Batıkan aldı topu. Sarp Özertem karşısında Emre var. Üçlüğünü yolladı. Sarp Özertem isabeti bulamadı ama o topa da yetişemedi. Top Hacettepe'nin. Furkan Teksin, Furkan Teksin topu yeniden getiriyor. Furkan Teksin topu aldı. Potaya drive'ını yaptı Furkan Teksin. Çok güzel geçti Furkan Teksin. Farkı yeniden 3 sayıya çıkardı. Bu maçta 4-5 kere potaya böyle hücum etmelerini gördük ve gerçekten estetik bir şekilde bitiriyor kendisi bu sayıları. Melih. Melih. Furkan'ın sonrası faal çalınmadı. Efe Berk topu kaptı pas arasında. Ve Efe Berk topu son anda tuttu. Efe Berk'e ikili sıkıştırma var orada. Paylaşılamayan top kararı ve top Bilkent'in. Top Bilkent'in orada bir önceki pozisyonda Melih faul itirazı vardı ama hakemler oralı olmadı. Şimdi Sarp Özertan. Sarp topu getirdi. Karşısına Emre geçti savunma. Sarp perdesinden yararlandı Batıkan'ın. Sarp potaya gitti. Sarp'ın sayısı. Finger roll'la bıraktı. Finger roll'la bıraktı. 58-57. Kaptan Emre şimdi topu getiriyor. Savunmasında Melih var. Emre. Üçlük yolladı gibi oradan. Melih üçlüğü yolladı. İsabeti bulamadı ama kendi reboundunu aldı. Furkan'a pas fake'i. Melih. Emre. Orada Efe Berk'in. Efe Berk hücum reboundunu kaptı. Kaptığı gibi de faali aldı pot altında. Şimdi serbest atışları kullanacak Efe Berk. Efe Berk diyorum. Ege Berk. Ben topu yiyeceğim. Kusura bakmayın 9 numara Ege Berk. Ege Berk demek yerine Efe Berk değil biraz Ege Berk. Şimdi Ege Berk serbest atışları kullanacak Hacettepe'de. İlk atışı isabetli değil. Ege Berk'in. Ege Berk ikinci atışında isabeti bulamadı. 2-0'la ayrıldı serbest atışından. Kaan Karaca ribaundu kaptı. Sarp Özertan. Sarp Özertan frene bastı. Oyunu gösterdi hemen. Can. Hücum yaptı potaya ama kimi kesinle isabet yok. Şimdi Talha Berk. Burak Dinamir'i arkadan müdahale etti ve top Hacettepe'de. Top Hacettepe'de Burak Dinamir'in iyi bir savunması vardı orada. Top Hacettepe'de bir son müdahale Burak Dinamir'den. Yedi hakemler. Furkan Teksin. Furkan Teksin Ege Berk'e pasını aktardı. Ege Berk 3 sayı çizgisinde topu aldı. Ama pas fake'i gösterip potaya hücum etti Ege Berk. Ege Berk çok güzel bir spin hareketi. Fark yeniden 3 sayıya çıkardı. 60-57 Hacettepe üstünlüğü var. Melih topu getirdi Bilkent'ten. Sarp Özertan. Üçlük pekini gösterdi. Efe Serdi geçti. Orta mesafesi isabetli Sarp. 60-59. Maç bir sayı farklarla devam ediyor. Hacettepe değil mi? Emre. Efe Serdi posta top istiyor. Sert posta top istiyor ama evet o çok kötü bir üçlükte. Emre biraz kötü bir üçlük tercihi yaptı orada. Melih turnikesi canın yerden basında Bilkent üstünlüğü yakalıyor 60-61. Hacettepe'nin molası 6-44 kala. Evet Hacettepe molasının ardından yeniden beraberiz. Son 6-44'ler maçın bitmesine. B grubunun liderliği için geçen maç çok çekişmeli geçiyor. 61-60 Bilkent'in üstünlüğü var. Biraz önce Melih'in turnikesi sonrası Hacettepe koçu molaya başvurmuştu. Ve bir faul var. Kaan Karaca'nın faali var. Kaan dörtledi Bilkent adına. Bilkent'in ikinci takım faali oldu. Hacettepe'nin bu çeyrekleriniz faali yok.
Efeser topu çıkardı. Orada Talha Emir. Talha Emir evet topu getiriyor. Karşısında da kaptan Can Yardımcı var savunmada. Efe Sert'e geldi o top. Efe Sert'in karşısında Sarp var. Efe Sert alacak posta indirecek mi indirmedi. Efe Sert kendi potaya gitmeyi seçti. Efe Sert zor bir atışı yaptı isabetli. Meni. Şimdi Meni hızlı şekilde potaya gitti. Faul olması lazım orada. Faul çıktı. Talha Emir faul yaptı orada. Onun da üçüncü faali. Bilkent bençinde sportmenlik dışı itirazları var. Hakemler de sportmenlik dışı çalmadı bu maç. Biraz yani sert temasların olduğu bir maçtı. Hakemler sertliğe izin veriyor maçta. Biraz yani şey sportmenlik dışı öyle kolay çalmıyorlar. Şimdi Melih serbest atışları kullanacak. Melih'in ilk serbest atışı kaçtı. Serbest atışına isabeti buldu. Talha Emir Hacettepe adına topu getiriyor şimdi. Efe Sert. Efe Sert orada. Kazım'a aktardı. Kazım serbest atış çizgisinden kötü bir atış. İsabeti bulamadı. Can Yardımcı. Çok güzel pas. Kaan Karaca'ya. Çok güzel bir Noluk pas. 60-64 Bilkent'in üstünlüğü var. Noluk bounce pass sonrasında sayıyı buldu Bilkent ve 60-64'ü yakaladı. Talha Emir. Efe Sert topu aldı orada. Pot altında. Efe Berk pot altında. Size'ını kullanarak güzel bir sayı buldu. 62-64 oldu skor. Ege Berk hala Efe Berk diye koşuyor. Kusura bakmayın. Sarpez Artem. Ama Sarpez Artem'in topuna müdahale. Efe Sert smacı bastı. Efe Sert smacı bastı. Hacettepe çabucak farkı kapadı. Burak birebir. Topu gönderemedi. Hacettepe'nin baskısı sonuç verdi. Bir anda 60-64'ten sonra savunmayı artırdılar. Savunma baskısını artırdılar ve 64-64'te de bir top kaybına zorladılar pot altımızdan. Oyuna topu sokamadık. Topu oyuna sokamadık ve Hacettepe'nin hücumu. Egeber. Pasını aktardı ama top kaybı pas arası. Melih'in pası. Can. Basketbol. Can'dan basketbol 66-64. Efe Sert'in dördüncü faali. Can serbest atışı kullanacak Envan için. Kaptan Can Yardımcı. Faali aldı. Nitekim de bir krizden çıkarmış oldu. O kısa süreli krizden de Bilkent çıkmış oldu. Bir 40 saniyeli kriz vardı orada. Can Yardımcı kaptan serbest atışı kullandı. Can. İsabeti bulamadı. 1-0'la ayrıldı Talha Emir topu çıkardı oradan. Şimdi hücum var ve bir faul çıktı. Oradan değil faul çıkmadı. Hacettepe kenardan top oyuna sokacak. En son orada Melih'in müdahalesi vardı yanlış görmediysem. İki takımda da Efe Sert Hacettepe'de 16 numaralı formasıyla Kaan Karaca Bilkent'te 19 numaralı formasıyla Batıkan dörtlemiş durumda. Faal sorununda. Efe Sert potaya hücumunu yapıyor. Efe Sert potaya gitti. İsabeti bulamadı. Kaan Karaca orada ribaundu çekti. Can Yardımcı gidiyor. Faal var mı orada? Faal çıkmadı. Can Yardımcı orada dördüncü sayısını buldu kısa sürede. 4-0'lık bir seri yaptı kendi başına. Efe Sert şimdi. Topu Talha Emir'e aktardı. Talha Emir üstünü yolladı ama Efe Sert orada olan topu tamamladı Efe Sert'ten. Çok iyi bir oyun IQ'su ve topu takip ederek ikinci şansı buldu. Rebound aldı. 66-68'e geçirdi. Sarp. Burak Güremir'e. Sağ köşeden Burak Güremir. O da airball attı. Talha Emir gibi. Ege Berk'in topuna candan müdahale. Ve faal var.
faal var. Çok kötü, sportmenlik dışı. Sportmenlik dışı çalınmayacak bu maçta. Yani hani birisi kafasına UFC dışı tarzında bir darbe almadığı sürece sportmenlik dışı çıkmaz bu maçta muhtemelen. Yani hiç sportmenlik dışı çalınmayacak gibi gözüküyor hakemler. Kolay faal çalmıyorlar yani. En neti buydu. Kaptan Emre maçın 4. çeyreğinde 4 dakika kala ilk faalini yapmış oldu. Hakemle koçumuz Akif Baykurt. Hakemle koç Akif arasında, Akif Baykurt arasında bir sportmenlik dışı mı değil mi hakkında küçük bir münakaşa var. Kaptan Can topu oyuna sokacak. Son 2 dakikadır kendisinin eli yanıyor. Savunmada da hücumda da çok değerli katkıları oldu. Can yardımcı Sarp Ezartam'a topu gönderdi ve Sarp hücumu yapabildi hakemle. Sonuç 57. Kentin 66-68 üstünlüğü var. Sarp orada zorladı. Faaline çıkmadı. Topu götüren orada Özdemir. Efe Sert'e gönderdi yeniden. Talha Emin. Emre. Egeberk. Egeberk üçlüğünü gönderdi. Üçlüğünde isabet yok. Melih topu aldı. Melih ribandı çekti orada. Can hızlı şekilde topu getiriyor. Hızlı tempoyla. Ama frene bastı. Ve Koç Arif. Koç Arif oyunu gösterdi. Kusura bakmayın. Kaan Karaca. Pota altına güzel bir pas Sarp Ezartan. Orta mesafeyi yolladı. Potadan çıktı. Çemberden çıktı o top. Emre. Yine Emre'nin karşısında Melih var. Son 3-15. İki sayılık farkla bir ikent önde. Emre'nin karşısında Melih var. Ege Berk'in perdesini kullandı. Üçlüğe stopladı ama pasını Özdemir'e gönderdi. Özdemir potaya hareketlendi. Egeberk posta. 5. Ve Bilkent'in topu. Evet Egeberk'e 3 tane kuralı Egeberk. Egeberk'e itiraz ediyor toplara. Ve Bilkent'in molası. Bilkent molasından sonra yeniden beraberiz. Gördüğünüz üzere son 2 dakika 57 saniye. Bilkent'in 68-66'lık bir üstünlüğü var. Bilkent Üniversitesi topu birazdan oyuna sokacak. Aynen az önce pot altına çıkmış. Beni arkadan kaybedi diye falan çıktı. Hücumda 3 saniye çalındı muhtemelen orada. Can yardımı şey yapıyor. Hacettepe burada savunmada baskıyı artırabilir. Bir top kaybı ve kolay bir sayı zorlamak için. Evet gördüğünüz üzere tüm alanı savunuyorlar adam adama. Can yardımcı topu getiriyor. Furkan Teksin'in savunması var orada ama oradan rahat çıktı. Şimdi Sarp Ezartan Can yardımcıya geri gönderdi. Can yardımcı son 2-3 dakikada bir yanıyor. Eli yanıyor. Can yardımcı. Kaçta Furkan Teksin'in savunması var. Sarp Ezartan. Evet ve hücum faali. Buran hücum faali. Burak dörtledi. Bilkent'te dörtleyen 3. oyuncu oldu. Orada Emre'ye pik yapmak isterken, perdeleme yapmak isterken ellerini biraz fazla kullandı ve hücum faal çıktı orada. Furkan Teksin topu getiriyor Hacettepe adına. Furkan. Orada Emre ile Melih arasında çetin bir mücadele var. Furkan. Ve topuna müdahale. Emre'ye geldi top ama. Emre üçlüğünü yolladı, isabeti bulamadı. Kendi ribandını aldı. Potaya gitti. Egeberk. Burak Güremir'in savunması var. Son anda çıktı o top. Egeberk. Pot altına basına müdahale. Ve top Bilkent'i. Ve top Bilkent'i. Çok iyi bir savunma pot altından. 3 aylı oyuncuya çok iyi bir savunma yaptım Ali. Gerçekten Bilkent'in çok sağlam bir savunması vardı o pozisyonda pot altında. Sarp Ezartem topu oyuna soktu. Melih şimdi topu getirecek. Melih Ulu'ya sıkıştırma var. Can yardımcı arkadan baskı verdi. Can yardımcı oradan çıktı. Melih Ulu. Sarp Ezartem perdelerden çıktı. Savunmasında Ege Boran var. Kaan Karaca. Posta. Burak Güremir ayağı çizgide maalesef.
Burak Yeremir'in ayağı çizdiğine ve Top Hacettepe'nin oyuncu değişikliği var. Ege Berk yeniden oyuna girdi. Kısa bir dinlenme süresinden sonra Ege Boran'la değişti. Helal olsun Burak! Furkan Teksin Ege sertesi, Efes sertesi aldı ve Efes sert topu getiriyor. Son 1 dakika 47 saniye. 2 fark hala devam ediyor. 66-68. Son moladan beri bir basket çıkıyor. Efes sert. Efes sert. Kendi başına oynuyor. Isolation'a oynuyor dediğimiz anda pasını aktardı. Furkan Teksin'e. Üçlüğü buldu Hacettepe. Hacettepe önü geçiyor. 69-68. Emre'nin üçlüğü kaptan Emre. Çok kritik bir anda boş üçlüğü gönderdi. Son 1,5 dakika. Can topu oyuna gönder. Can topu oyuna sokuyor. Oyunu gösterdi, seti gösterdi. Patikan oyunda 4 faalde. Can yardımcı. Geriye çekildi. Kendisi kullanacak. Can yardımcı. Potaya gitti. Can yardımcı. İsabeti buldu. Can yardımcı yeniden Bilkent'e önüne geçiriyor. 70-69. Efes Ert topu oyuna getirdi. Bir sireyi kontrol etti. İki takımın da 3'er faal var. Birer faal atmaya devam ediyor. Efes Ert'in topuna müdahale. Can yardımcı faul çıktı. Can yardımcıya faul çıktı. Can yardımcı ikinci faulünü yaptı. Bilkent'in faul hakkı şimdi doldu. 4 faul hakkını doldurdu. Orada Bilkentler faul yapmadığını ima ediyor. Ama hakemler faulü çaldılar Hacettepe lehine. Şimdi Furkan Teksin topu yeniden oyuna sokacak. Efes Ert'le. Evet orada. Orada Efes Ert'le. Sarp arasında bir mücadele vardı. Hakemler gerçekten sert. Maçın sertliğini yükselmesine izin veriyorlar. Çok fizikli, çok temaslı bir maç. Ve Can yardımcı topu kaptı. Furkan yeniden topu çaldı ama kendisinin müdahalesi Furkan Teksin hatasını telafi etmek isterken Can yardımcının topuna bir arkadan müdahale etti ama top Bilkent'in. Son 56 saniye Ayva Kupası'nda B grubu liderlik mücadelesi. Bu maçın kazananı ODTÜ'yü yarın yarı finalde ODTÜ ile oynayacak. Zarba Zartan topu kenardan soktu. Kaan Karaca posta isabeti bulamadı. Ege Berk ribaundu çekti. Emre hızlı şekilde topu getiriyor. Kaptan Emre'nin pası. Orada Özdemir sayıyı buldu ve Bilkent bir sayı geriye düşüyor. Hacettepe 71-70 önde. 44 saniye kala. Bilkent'in molasının ardından yeniden beraberiz. Son 44 saniye. Hacettepe'nin bir sayılık üstünlüğü var. Bu çekişmeli, bu çok zevkli maçta. Son 44 saniye. 71-70 Hacettepe önde. Şimdi Bilkent kenardan topu oyuna sokacak. Melih'i topu oyuna sokacak. Sağdaki 5. Kaan, Can, Batıkan, Sarp ve Melih. Melih. Boşluğu buldu ama frene basmayı seçti. Sarp Ezartan. Baskılı bir savunması var. Sarp, Can. Melih'e gönderdi pasını. Melih geri çekildi. 2 saniye. Hacettepe'nin savunması var. Ve sportmenlik dışı. 10 numaralı formasıyla Melih'e faul çalındı. Evet, sportmenlik dışı çalındı yani. Sportmenlik dışı çalınmayacak diyorduk yani çok da sert olmayan hani topa dalma hareketinde çaldılar sportmenlik dışını. Şimdi Furkan Teksin serbest atışı kullanacak. Skor 72-70. Hacettepe'nin lehine. Son 30 saniye. Furkan Teksin ikinci atışını kaçırdı. Ve top Hacettepe'de, hücum Hacettepe'de. Bilkent'in sert bir müdafaya ihtiyacı var. Bu maçı kazanmak istiyorsa bu kadar süre kalmışken. Kaptan Emre Hacettepe adına topu oyuna sokacak. Ege Berk topu Efes Ert'e teslim etti. Efes Ert, Hacettepe için güvenli bir yer.
Ege Berk'in perdesini kullandı. Batıkan savunmasında. Efeser pasını aktardı. Ege Berk kaçırdı. Yeni libanlık çeldi ve faul var. Yeni libanlık çeldi ve faul var. Hacettepe'nin 4. faulü. Bakalım Bilkent son molasını kullanacak mı? Bir set için. Evet, Bilkent'in molası sanıyorum. Son 17 saniye. Hacettepe'nin 2 saniyelik üstünlüğü var. Hacettepe'nin de Bilkent'in faul hakları dolmuş durumda. Sarp Ezertan topu kenardan sokacak. Pot altından sokacak kenardan. Can yardımcı orada. Kateksin savunmasına faal çalınmadı. Sarp Ezertan artık son 10 saniye. Sarp Batıkan'a. Batıkan'ın perdesinden faydalandı. Sarp geriye çekildi. Son 5 saniye. Üstüğü yolladı. Sarp isabeti bulamadı. Ve top Hacettepe'de. Son 6 saniye. Artık bu Hacettepe galibiyeti demek olacak. Hacettepe molayı aldı. Hacettepe son molasını kullanıyor. Bu arada maç çok büyük bir basketbol mucizesi olmazsa Hacettepe'nin 2 sayılık üstünlüğüyle bitecek. Bu da demek oluyor ki son yarı final eşleşmelerimiz de tamamıyla belli olmak üzere. Kadınlarda Çankaya ile Bilkent, Hacettepe ve ODTÜ Ayva Kupası'nda pazar günkü finalde olabilmek için karşı karşıya gelecekler. Erkeklerde de aynı maçlar olacak. Maçta bir anda 6 saniyelik bir mucize çıkmazsa Çankaya, Bilkent, ODTÜ, Hacettepe yarı finallerini göreceğiz. İki tarafta hem kadınlarda hem erkeklerde. Hacettepe son molasını kullanıyor burada. Ama 6 saniye var. Hani buradan artık hiçbir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Bir faal olsa bile yani. Topu zaten elinden çıkarma süresi 4 saniye. En az yani. En az. Sarp Ezertan son topu kullandı, sorumluluk aldı ama maalesef isabeti bulamadı Bilkent adına. Bilkent'e maçı kazandırabilecek üçlü atamadı. Hacettepe eminim! Kaptan Emre topu oyuna sokacak ve maçın bitişi geliyor şimdi. Salt sahilse. Kaptan Emre topu oyuna sokuyor. Evet, Efe Sert yolladı üstlüğünü ve maçı bitirdi. 72-70 Hacettepe üstünlüğüyle bitiyor. Hacettepe B grubunu birinci olarak tamamlıyor. Bilkent ikinci. Biraz önce molada da söylediğim gibi yarınki yarı final maçlarını bir daha hatırlatıyorum. Kadınlarda Çankaya Bilkent, Hacettepe ODTÜ ve erkeklerde de aynı yarı finaller var. Maç yarın merkez salonunda, bu salonda yine yarı final maçları oynanacak. Görüşmek üzere diliyorum yarın ve pazar günkü final maçları için.